Sizin tariflerinizde Aksaray yemeklerinde bugün Aksaray merkeze 45 kilometre uzaklıktaki tarihi ve doğasıyla Aksaray'ın önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Güzelyurt ilçesindeyiz efendim ve sizler için bugün dillere destan gelveli kapak böreğini hep birlikte yapacağız ve İmran Hanım'la birlikteyiz. Merhaba İmran Hanım. Merhaba. Öncelikle Güzelyurt ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi seçtiniz. Size teşekkür ediyorum. Peki İmran Hanım, bugün gelveli kapak böreğini sizinle birlikte yapacağız. Tanıtmak ve tanımak adına. Evet. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım. 1966 Güzelyurt Aksaray doğumluyum. 4 çocuk annesiyim. 3 çocuğum evli. Bir tane kızım bekar. Ondan sonra işte böyle eşimle beraber. Evet, Güzelyurt ilçesinde merkezde bir lokanta işletmesi. Evet. Gerçekleştiriyorsunuz ve aşçı da sizsiniz bildiğim kadarıyla. Aşçıyız, işçiyiz. Eşimle beraber, çocuklarımla beraber çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Evet. Peki o zaman şöyle bir malzemelerimizi tanıtalım mı seyircilerimize? Neler var? Evet. Kapak böreğimiz için un, su, tuz. Öncelikle onlarla beraber hamuru yoğuruyoruz. Onun içine ne istersek, soğan, patates, peynir, ıspanak, kıymalı, ne istersek onu yapıyoruz. Ama şu anda biz soğanla peynir seçtik. Şimdi bu yöresel bir peynir bildiğim kadarıyla. Evet, yöresel bir peynir. Öyle. Çömlekte basma peynir. Evet. Soğanımız ne kadar bir tepsi için? Soğanımız bir tepsi için 1 kilogram. Soğan, 2 tane içinde yeşil biber. Bir tane küçük domates. Domates ve çok baharat. Az bir yemek, yarım yemek kaşığı salça. Salça. Karabiber, tuz, azıcık da pul biber. Pul biber. Peki o zaman şöyle ben bunları kenara alayım. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Başlayalım. Peki un göz kararı gördüğüm kadarıyla. 1,5 kilo kadar unumuz. 1,5 kilo kadar, evet. Ölçmüyoruz. Bir yemek kaşığı kadar tuz alıyoruz. Tuzu atıyoruz. İçerisine havuç şeklinde yapıyoruz. Suyumuzu dökerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben dökeyim, yardımcı olayım size ister. Tepsi börek için. Bir tepsi için. Evet. Bunu kulak memesi yumuşaklığında yoğuruyoruz. Ben şöyle yardımcı olayım İmran Hanım. Şeylere dökeyim diye. Ha, kenarlara. Evet, peki, tamam. Ustanın işine karışmıyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Peki İmran Hanım, her gün yapıyor musunuz bu böreği? Güzelyurt'a çıkıyor mu? Evet, yapıyoruz. Siparişlerimiz geliyor. Sipariş üzerine yapıyorsunuz. Bazen kahvaltıya geliyorlar. Kahvaltıya yapıyoruz. Evet. Kimisi de işte misafirleri için yaptırıyor, tepsiyle götürüyor. Sipariş veriyorlar bir gün önceden veya bir saat önceden. Aslında sevgili seyirciler, kapak böreği denmesinin amacı sanırım dışarıda özel bir ocakta, değil mi, pişireceğiz, evet, böyle iki ateşte. Kapak arasında. Böreğimizin ismi de buradan geliyor. Evet. Köz ateşinde mi? Köz ateşinde, odun, evet. Odun ateşinde. Odun ateşinde, evet. Odunu yakacağız. Üstünde işte kapağımız var. Kapağın üstünde kül. Evet. Külü önce ısıtıyoruz kapağımızı boş olarak. Isındığı zaman kapağımızı indiriyoruz. Alttaki ateşi tepsinin altına yayıyoruz. Evet. Üstüne de kapağımızı koyuyoruz. Alttaki ateş alttan pişiriyor. Üstte ısıttığımız küllü kapak da üstten pişiriyor. Evet, az sonra İkisinin arasında. Az sonra tüm bu aşamaları teker teker sizler için görüntüleyeceğiz. Tabii öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başladık. Evet. Biraz bize Güzelyurt ilçesini anlatır mısınız? Güzelyurt çok şirin, turistik bir yer. İşte turizmle, üniversitemizle, evet, buranın geçim kaynağı. Turizm yaz günü çok oluyor, kışın biraz daha azalıyor. Evet. Burada çömlekçilik var. Çömlekçilikle de işte ünlüyüz. Evet. Eski zamanlardan da benim Muharrem amcam vardı.
burada. Hı-hı. Genelde burada yapılırdı çömlekçilik. Nevşehir tarafına giderdi. Şimdi bizim burada fazla yapan yok. Bir kişi var işte. Halk eğitimde bunu tabii şey etmek istiyor. İlerletmek istiyor. Eski şeylerimiz unutulmasın istiyor. Yaşatılması istiyor. Evet. Evet. Bu arada bu böreğimiz de çok eskilerden, Rumlardan kalma. Biz Rumlarla iç içe yaşadığımız için evet. O zamandan kalma bu Arnavut böreği, Rum böreği diye geçiyor. Benim anneannem, babaannem, kayınvalidem hep bu şekilde yaparlardı. Biz onlardan öğrendik. Evet. Ve yaşatıyorsunuz da yöresel bir lezzet evet. olarak. Çok da seviliyor damak tadı olarak. Çok da zahmetli aslında pişirme aşaması değil evet. mi? Evet, biraz zahmetli. Peki İmran Hanım, Güzelyurt ilçesine özgü başka yöresel lezzetler neler var kapak böreği dışında? Yöresel çok güzel pekmezimiz var. Taşta pişer. Yine onu da alttan ateş yakarız. Evet. Taşımız var böyle. Ayrı bir fırını var onun, ekmeğimizin. Ortası delik. Alttan o şey ısınır. Üstten onun bezi var. Bezle silinir. Büyük bir sopayla. İçi temizlenir. Ondan sonra alt kapatılır. Odun ateşinde değil, tamamen ısıtılır. Hamurumuzu da önceden yoğurur, hazırlarız işte, mayalarız. Evet. Şeyin taşın üzerinde pişer o. Çok güzeldir o da. O herkesin evinin önünde fırını vardır, pişirirler. Tüm evlerde pişer diyorsunuz. Ne güzel. Pişer, pişirirler. Şeydiriz, mesela onu her gün yakmazlar. 10 günlük, bir haftalık ekmek pişiririz. Onu difrise koyarsın. Çıkarttığın zaman aynı o günkü yeni pişmiş gibi tazeliğini kaybetmez. Evet. Ondan sonra pekmezimiz meşhurdur. Üzüm pekmezi değil evet, mi? Evet, üzüm pekmezi. Bağlarımız kendimizindir. Evet. Pekmezi herkes kaynatır. Ondan sonra... Bağ bozumu hangi ayda yapılıyor peki? Bağ bozumu Ağustos'un sonunda. Eylül'ün başında. Eylül'ün ilk haftasında işte. Evet. Hamurunuzu iyice özleştiriyor evet. İmran Hanım. Kulak memesi yumuşaklığında değil, dedik değil evet, mi? Bunu ikiye bölüyoruz. Bu şekilde. Şunu alayım mı ben şöyle? Alabilirim. Kolaylık olsun. Bunun bir tanesini tepsiye göre açıyoruz. Önce yağlıyoruz. Topluyoruz. Şimdi birazdan göreceğiz. Düğünlerde pişirdiğimiz yöresel et yemeğimiz vardır. Evet, Aksaray'da bamya çorbasından bahsediliyor düğün yemekleri olarak. Yine işte çeşitli tatlardan. Güzelyurt'ta da özel bir et yemeği var dediniz. Özel bir et yemeği, tarhana çorbamız var. Tarhana çorbası. Yarmadan yapılır yoğurtla çorbamız. Üçgen şeklinde onu pişirdiğimiz zaman sıkar, kuruturuz. Pişirmeden önce de 1-2 saat önce ıslarız veya akşamdan ıslarsın. Bildiğim kadarıyla cips şeklinde de yeniyor galiba değil evet, mi bu yöresel aynen. tarhana? Evet. Her yönüyle şifa diyelim o zaman. Evet. Ama onun biraz beklemesi lazım. Açılması için. Evet sevgili seyirciler, şimdi hamurumuzu İmran Hanım bizim için yoğurdu, ikiye böldü ve bir 10 dakika dinlendirme süresine bırakacağız. Ardından böreğimizin açımına geçeceğiz. Sevgili seyirciler, kapak böreğimiz için efendim un, su ve tuzla hamurumuzu yoğurduk. 10 dakika dinlendirdik. Şimdi İmran Hanım maşallah eli o kadar çabuk ki böyle hemen bir an önce açayım diye bakıyor ama şimdi açacağız değil mi böreğimizi? Evet, evet, buyurun. Açalım. Şimdi ikiye ayırdık böreğimizi. Evet. Hamurumuzu daha doğrusu hamur bezemizi ikiye ayırdık. Birini tepsinin altına. Birini üstüne. Birini de arasına malzememizi koyacağız. Ondan evet. sonra üzerine öbürünü açacağız. Şimdi soğanlı ve peynirli yapıyoruz bugün evet. kapak böreğimizi. Peynirimiz de yine bu yöreye özel bir peynir, çömlek peyniri. Peki İmran Hanım, hamurun kalınlığı nasıl olacak? Kalınlığı şimdi göstereceğim. Gösterecek. Peki evde yapabilir mi hanımlar bunu? Evdeki herkes fırınlarda yapar. Pişirebilir herkes miyiz? Yapar. Ama fırını çok iyi ısıtmamız lazım. Çok 20-25 dakika önceden ısıtmamız lazım. Evde pişirmek için. Evet, evde pişirmek için. Çünkü sıcak ısıda iyi olurdu. Yoksa... Peki fırınımızın derecesi kaç derece olmalı? 250 derece olacak. 200 en yüksek derecede. Evet, 25 dakika önce ısıtalım. Ondan sonra böreğimizi koyalım.
Yoksa çok kuru olur kabarmış. Şimdi aslında güzel yurtun eski adı Gelveri değil mi? Gelveri kapak böreği dedik. Evet, Gelveri. Gelveri, Gelveri. Önce Gelveri'ymiş. Gelveri demek soğuk su, tuz, işte buz. Evet. Gelveri. Sonra değiştirmişler. Şimdi yine tekrar Gelveri yapalım diyorlar. Yani öyle bir tartışma mı var kamuoyunda? Evet. Efendim, o zaman biz de bu tartışmaya katkıda bulunalım. Güzel yurtun adı eski adıyla anılsın mı anılmasın mı? Sizler de efendim Güzel Yurt ilçesinin belediyesine ve kaymakamlığına bu konuda fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Gelveri olarak mı anılsın yoksa Güzel Yurt ismiyle devam mı etsin? Şirin, sence? Anket çalışması yapalım. Peki, anket sonucuna göre o zaman belirlensin diyelim. Bence gelme. Sizce Gelveri. Yani. O zaman bizce de Gelveri. İmran Hanım'a destek veriyoruz. Evet. Hamur dinlendiğinde kolay açılıyor değil mi? Evet. Yoksa kenarlar hep toplanıp geliyor. Toplanır. Biraz zor oluyor. Açılır ama biraz zorlanır. Tabii. Efendim, bir de tereyağı erittik böreğimiz için. Evet. Onun biraz sıcak olması lazım. Yoksa hamurumuzu attığımız zaman donar. Aslında kısık mı ocağımızın yoksa hareketli mi olsun? Normal olsun. Normal olsun. Tamam. Birazdan alacağız zaten. Bana normal ateş olsun deriz ama ben bunu yapamadım. Senden bu tarafa, bu tarafa ben doğru. Evet, evet, kısacağız. Tamam, şimdi öyle sanırım. Lazım. Evet, ne oldu? Oldu. Şöyle gelsin. Tüm hanımlar bu kadar maharetli mi Güzel Yurt'ta? Ya da Gelveri de diyelim artık efendim. Biz kararımızı verdik. Hemen hemen bizim burası kendi işini kendi görür. Değil mi? Evet, tam arattılar. Aslında hanımlar her yerde hep kendi işini görüyor değil mi? Hanımlarımız hep çok becerikli her yerde. Evet. Hanımlarımızı diyelim. Peki biraz... Bizim burada... bayramlarda mesela çok tatlı satılır başka yerlerde. Biz burada fazla tatlı satamayız. Herkes evinde herkes kendi hazırlar. Herkes kendi hamaratlığını kendi gösterir. Oh, ne güzel. Herkes evinde yapar. Peki, ekmeğini pişirir. İkramlarda yarışır yapar. Değil mi böyle aynen, bayram evet, ziyaretlerinde? Evet. Dedikodu yapılır mı peki? Ayşe Hanım'ın tatlısı şöyle olmuş, Fatma Hanım'ınki böyle olmuş dedikodu diye. Dedikodu yapılmayan yer var mı? Değil mi? Olmadan olmuyor evet. Zaten. Bayağı bir büyüttük hamurumuzu. Evet. Masamızı böyle açacağız. Hı hı. Tabii evde hanımlar kendi tepsisinin büyüklüğüne göre ayarlamalı tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii aynen. Yufkanın mesela büyüklüğünü. Bu kapağın bayağı bir büyük tepsisi. Böyle. O evet. Bu önceden hazırlanmış evet. Olan. Hamurumuzu büyüttük. Evet, şimdi inceliğini nasıl inceliği, tarif edeceğiz İmran Hanım? İnceliği bayağı bir ince, açabildiğimiz kadar. Ne açabildiğimiz kadar, kadar evet, açıyoruz. Evet, açabildiğimiz kadar açıyoruz. Isınan yağımızı istedi İmran Hanım. Evet. Şöyle, efendim. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben ocağı kapatayım bu arada. Evet. Benden tarafa. Yağımızı biraz salatıyoruz, senin yağımızı tutmasın diye. Evet. Tereyağı da sanırım... Buraya özgü has buraya, değil mi? Evet. Benim bacımın mandırası var. Hı hı. Kardeşimin. Onu yapıyoruz anlıyorum. Yani hayvancılık da yapılıyor Gelveri'de. Hayvancılık da yapılıyor. Tarımcılıkta peki neler yetiştiriliyor Gelveri'de? Toprak. Buğday, arpa, yulaf, mercimek, nohut, fasulye. Evet. Hepsi. Her şey var diyorsunuz. Şey. Bereketli bir de, topraklarımız. Bir de buranın fasulyesi, nohudu, işte... Mercimek, yeşil mercimek. Çok bir şey olur, çok güzel olur. 10 dakikada pişirirsin. Oo, çok iyi. Evet.
O zaman Gelveri Güzel Yurt'u ziyaret edenler efendim buradan ayrılmadan tüm bakliyatlarını da alabilirler. Özellikle kuru fasulyesi, mercimeği. Evet. Alıyorlar zaten bizim. Değil mi? Buranın şeyi çoğu Ankara'da, İstanbul'da gurbetçisi çok buranın. Evet. Burada yaşayanlar çok az. Niye? Burada çok iş sahası olmadığı için yeni yetişenler hep burayı eşini alıyor. Dışarı gidiyorlar. Dışarıya gidiyor. İş olmadığı için. O zaman yazın geldiklerinde dolu çantalarla geri dönüyorlar. Evet. Hep buradan kayıtlarını. Çoğunun da burada yazlık evleri var. Evet. Gelinler yazın işte 5 ay, 3-5 ay kalıyorlar. Hı-hı. Herkes kayıtını yapıyor. Buradan da yeni kalkmış ürünlerden alıyor. Yükümlülerini götürüyor. Haranasını yapar, çorbasını yapar. Ne güzel. Şimdi açtığımız hamurumuzu tereyağıyla iyice bir şöyle ortasına yuvarlak yağladık tamamen ve ortasına evet yuvarlak yaptık. Şimdi bunu kesiyoruz. Niçin kesiyoruz bu şekilde? Hı-hı. Tekrar toplayacağız. Toplayacağız. Kalk olması için. Ha, evet. Mesela bunu tek tek açarsan 10 kat açarsın. Böyle açtığın zaman daha pratik diyorsunuz. Nereden baksan 100 kat olur. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bu şekilde yapıp kesip topluyoruz. Harika. Tekrar açtığımızda bunların hepsi kat kat ayrılıyor. Hep soruyorlar abla bunu kaç kat yaptın diye. Çünkü böyle hepsi kat kat oluyor. Peki böyle sırlarımızı veriyor muyuz bir aşçı usta olarak? Veriyoruz ya, ben öyle şey değilim. Saklamıyorum diyorsunuz. Saklamıyorum, herkes yapsın. Herkes yapsın, evet, tatsın herkes diyorsunuz bu güzel lezzetleri. Yani. Harikasınız. Bana yüzlü olmasın, herkes yapsın. Herkes öğrensin. Ben de yardım edeyim birazcık. Rastgele batıyoruz. Evet. Benim de elim değsin daha çok lezzetli olsa bir yemeğe çok fazla el değerse daha lezzetli olurmuş derler. Hani böyle düğün yemeklerinde falan tüm mahalle toplanır, sarmalar sarılır, börekler açılır ya. Evet. Öyle bir aslı var değil mi böyle bir inanışın? Var mı tabii ki? Bir de sevgini kapalı değil mi? Severek. Ne iş yaparsanız yapın, sevmeniz lazım. Ben şöyle devam edeyim. Efendim. Şirin kamerayı kapatıyor muyum? Sen beni uyar. Evet İmran Hanım, hamurumuzu topladık. Tekrar birleştirdik orta evet, göbekten. Bunu şimdi tepsimize göre açacağız. Tepsimize göre tekrar evet, açacağız. Yağladığımız hamurumuzu. Bir daha yağlama işlemi var mı ikinci yok kez? Tamam. Tepsimizi yağlıyoruz altını. Evet. Bunu da tepsimize göre açıyoruz. Hı. Bu hamurun da aynı şekilde büyüteceğiz biraz önceki gibi. Bu hani, kadar büyütmeyeceğiz. Bunu tepsiye evet, daha küçük tutacağız. Evet. Tepsi ölçüsünde şey aynen yapacağız. Nasılsa küçükse küçük açıyoruz. Büyükse büyük açıyoruz. İlk açtığımızda açabildiğimiz kadar açıp aynen hamurumuzu inceltiyoruz. Erimiş tereyağını tamamen hamurumuza yediriyoruz, sürüyoruz. Evet. Sonra sizin gösterdiğiniz kesim şeklinde keserek ortada evet, topluyoruz. Ve bu sefer tepsimize göre açıyoruz. Tepsimize göre evet açıyoruz. Evet, sanırım sırasıyla doğru anlattım değil mi evet, İmran Hanım? Evet, doğru anlattım. Nasıl böyle maharetli mi? İnşallah evde bir gün denemeyi düşünüyorum. Yapmayacağım da bir şey yok, kolay. Kolay. Biraz zahmetli işte. Evet. Yok, önemli değil, buyurun. Tepsimize göre böyle ölçüyoruz. Hı hı. Bunu tepsimize göre koyduk. Bunu dörde böldük. Evet. Şimdi istersek buraya ıspanak, peynir, kıymalı, patates. Her dilimini farklı yapabiliriz aynen yani. Aynı öyle tepside. Yapacağız. Hem evet, işimiz de pratikleşiyor. Şöyle peynirimizi de alalım efendim. Şimdi İmran Hanım hani soracağım ama bu peynir böyle biraz yoğurt kıvamında bir şey. Yani orijinalinde bunun azıcık yağ, tereyağı atıyoruz. Temiz evet yağdan.
az bir süt döküyoruz yarım çay bardağına. Bu şekilde bir kıvam evet. elde ediyoruz. Böyle normal sürülsün Anladım. Diye. Anladım. Sütle cıvıltıyoruz. Yumurta veriyoruz iki tane için. Evet. Şu arada erittiğimiz yağdan döküyoruz. Şimdi soğanımızı böyle yağdık. Ben de yoğurdumu sür. Yani yoğurt diyorum özür dilerim peynirin sürünme. Onu şuraya sür. Şuraya tamam. Sürelim. Bunu da bunun karşısına sürelim. Gerçekten tadını çok merak ediyorum. Güzel görünüyor. Sevgili seyirciler hele bir de o tereyağının kokusunu bir duymanız lazımdı. Gerçekten. Olmasa normal olsun. Normal şöyle incelterek. İncelterek evet. Çok kalın sürmüyor. Kalın sürülürse çok şey olmaz. Ben böyle. Boş durmaz. Tadı. Mutfakta böyle işinizle karışılmasını sevmiyorsunuz sanırım. Böyle her işimi kendim yaparım diyorsunuz galiba. Biraz öyle. Öyle değil mi? Şimdi bu tarafa da sürüyoruz. Evet. İmran'ın istediğiniz incelikle sürebildin mi? Evet. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şuraya biraz olmam. Tamam. Eksik kalmıyor. Bol evet. Malzeme efendim. Malzemeden çalmıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Şurayı da ben tamamlayayım. Şimdi açtığımız hamurumuzu böyle dövdürüyoruz. Ve üstüne kapatacağız değil evet. mi? Evet. Parçalarımızı onun üzerine kapatıyoruz. Şu şekilde. Nasıl? Tamam mıdır? Tamam. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Aldım da sıfak alayım. Tabii. Şimdi. Şöyle. Yalanını döndüm. Tam kapanacak değil mi? Evet. Kenarlarını tamam. iyice örtüyoruz. Zaten leçiliyor. Tamam. İşte bunun üzerine biraz yağ atıyoruz. Tekrar tereyağımızı sürüyoruz. Şimdi dışarıda fırınımızın başına geçeceğiz değil mi? Evet. Şimdi şöyle ortasını açıp ortasına da kuru fasulyeyi koyup onunla beraber bunu yemek yani normal yemekte kahvaltıda yaparsam değil mi? Normal akşam ikramında evet. olabilir. Çok güzel oluyor ikisi beraber. Güneşte düşmüş kuru fasulye. Tabii şimdi yerlerinin efendim çömleği de meşhur. Dediğimiz gibi yemekler mutlaka çömlekte pişmeli değil çömlekte, mi? Çömlekte, önce çömlekte pişermiş annelerimiz. Babaannelerimiz tandır yaharlarmış. Tandırın içine boyarlarmış çocuklarına. Kabak böreğimizi açtık. Tepsimize dizdik. İç harcını yerleştirdik. Üstünü tekrar hamurumuzla kapatıp tereyağladık. Evet. Şimdi pişirme aşamasına fırına gidiyoruz. Evet İmran Hanım böreğimiz hazır. Artık pişireceğiz. Evet, şimdiye geldik. Şimdi odunumuzu getirdik. Evet. Yumurta kabuğunu getirdik. Bunun da odunumuzu tutuşturacağız. Tamam. O zaman kapağımızı onun üzerine koyacağız. Tamam. Kısımada. Aşama aşama gösteriyoruz, evet, gösteriyoruz o zaman. Peki kolay gelsin. Köz haline gelmesini bekleyeceğiz evet, odunumuzun. Odun yanacak. Yanacak. Köz haline evet. gelecek. Sonra köz kapağımıza yerleştirdiğimiz böreği pişmeye bırakacağız. Aynen. Peki. Şimdi yakacağız, göreceğiz. Peki İmran Hanım, odun ateşinde börek ne kadar sürede pişiyor? Çok çabuk pişer. Çok 15, çabuk. 15 dakikada pişer. 15 dakikada. Şimdi evet. 10-15 dakikada bu yanar. 10-15 dakikada da pişer. Evet sevgili seyirciler artık odun ateşimiz közlendi İmran Hanım'la. Şimdi o ismini aldığı kapak evet. olayını gerçekleştireceğiz. Şimdi, buyurun İmran Hanım ne yapacağız şimdi? Şimdi evet.
kapağımızı önce kaldıracağız. Taşımızı getireceğiz. Üç görüntü. Gelveri kapak böreğinin kokusu Aksaray'ı sardı, hatta tüm Türkiye'yi sardı diyebiliriz efendim. Evet, 15-20 dakika boyunca odun ateşinde közde kapak böreğimiz pişti. İçeri getirdik ve Adnan Bey bizler için efendim ortasını açtı ve tabii ki yine gelveriye özgü çömlekte pişen kuru fasulyeyi de birlikte servise hazırladı. Yani İmran Hanım pişirdi, Adnan Bey servise hazırladı. Evet, Adnan Bey'i sizlere tanıtalım. Adnan Bey merhaba. Merhaba. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Adnan Ekin. Ailem restoranı, eşimle beraber işletiyoruz. Yıllardır esnafız. Güzel Yurt'un yerlisiyiz. Onun için yöresel yemeklere ağırlık veriyoruz. Ailem restoranda Türkiye'nin, Aksaray değil, Türkiye'nin her yerinden özellikle kapak böreği ve gelveri tavuğumuz çok meşhurdur. Onun yanında yöresel yemeklerimiz, kuru fasulyemiz. Şöyle, evet, Adnan Bey başlamışken efendim, az önce İmran Hanım'la da biz böreğimizi hazırlarken o da biraz kısaca anlattı. Kuru fasulyemiz var masamızda. Yine siz özellikle sütlacımızı çok övdünüz. Evet, çok övdük. Şöyle hemen bir organik, direkt ana ineğin sütünden. Katkısız, organik, nişasta kesinlikle kullanmayız ve yöresel, eskiden böyle düğünlerde yapılan, hediye olarak götürülen ve pekmezli un helvasından yapılan helva. Evet efendim. Evet. Evet ve yine masamızda yine el yapımı turşularımız var. Evet. El yapımı, el yapımı böreğimiz, el yapımı yoğurdumuz. Yoğurdumuz var. Artık evet. Salataya söylemeye gerek yok. Evet. Her böreğim, şey organik. Evet, böreğimiz peynirli, patatesli, soğanlı ve kıymalı yapıyoruz. Çeşitlendirebiliriz. Biz bugün İmran Hanım'la birlikte efendim kapak böreğimizi soğanlı ve peynirli yaptık. Yöresel çömlek peyniriyle hazırladık, pişirdik. Evet İmran Hanım, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ellerinize sağlık. Harika görünüyor. Masamızda çok güzel lezzetler var böreğimiz dışında. Adnan Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için, kabul ettiğiniz için. Bugünün anısına Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer Beyefendi'nin küçük bir hediyesi var. Onu eşinize takdim etmek istiyorum. Tabii buyurun. Size yardımcı olun efendim. Çok teşekkür ederiz. İmran Hanım, günün anısına lütfen bizi anımsayın. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ellerinize sağlık. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere de. Allah razı olsun. Eşimle beraber kahvemizi içeceğim içinde. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, Aksaray merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gelveri güzel. 34 kilometre. 34 kilometre. Kireçlik'ten. Kireçlik'ten. Evet, eskiden Nevşehir yolu üzerinden 45 kilometre, doğru söylüyorsunuz. Evet. Çünkü o eskiden de, bu taraf şimdi daha yoğun kullanıldığı için 34 kilometre. 11 kilometre daha kısa. Evet, bu lezzetleri tatmak için aslında çok yakınsınız. Hem Aksaray'daki tüm hemşehrilerimiz hem de tüm Türkiye'yi efendim Gelveri'ye, güzel yurta bekliyoruz ve merkezde adresimiz de çok kolay değil mi? Hemen tabii, geldiğiniz merkezde, zaman. Çarşı için. Evet, çarşı için. Ailem restoran dediğiniz zaman o kadar. Geliyorsunuz ve bu lezzetleri tatıyorsunuz. Çarşı içi, ailem restoran. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bu böreğimizi Aksaray'da tatmaya kalmaz. İnşallah. Eğer tatmazlarsa kaçırırlar bu fırsatı. Böyle bir tadı, böyle bir lezzeti. Peki efendim, çok çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, var olun, eksik olmayın. Tekrar bekleriz. Evet sevgili seyirciler, biz
Teşekkür ederiz efendim. Gerçekten çok misafirperversiniz de aslında. Çekimler öncesinde de biz güzel yurdu şöyle bir dolaşma fırsatı bulduk. Hem buradaki esnaflarımızla, çarşı esnaflarımızla sohbet ettik. Öğrencilerle sohbet ettik. Üniversite öğrencileri var burada yüksekokulda öğrenim gören. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Misafirperverliğinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Aksaray Belediye TV'de Güne Merhaba ekibi olarak sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde yöresel lezzetleri kovalamaya devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, başka bir tat ve lezzette tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle hoşça kalın.